Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin eşrefil halq ve seyyidil murselin. Emma ba'd. Çok değerli hazirun. Kainatın varlık sebebi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 23 sene peygamberlik tahtında oturdu. 13 senesi Mekke-i Mükerreme'de hayatını cehenneme çevirdiler. Sonra Medine-i Münevvere'yi hicret buyurup şereflendirdi. O 10 senede milyar senelik ömrü olanların öğrenemeyeceği, yapamayacağı kadar güzelliği bir çırpıda insanların gönlüne nakşetti. Sonra onun yetiştirdiği birkaç sene evvel kız çocuklarını diri diri gömecek kadar vahşi olan insanlar 30 sene geçmeden dünyanın tamamını fethettiler. 30 sene geçmeden tüm Arabistan'ı, Afrika'yı, Hindistan'ı, Pakistan'ı, Sasani İmparatorluğunu, Roma İmparatorluğunu bitirdiler ve İspanya'ya geçip 500 sene Avrupalı vahşilerin yıkıp Moğollardan daha fazla tahrip etmelerine rağmen hala baktığımız zaman beşerin aklını zorlayan sanat eserleri meydana getiren muhteşem bir medeniyet kurdular. Efendimizin kurduğu medeniyet böyle yakından bakıverdiğimiz zaman Medine-i Münevvere'de 15 gün geçmeden yaptığı ilk iş 3 tane cami inşa etti. Kuba Mescidi, Cuma Mescidi ve Ravza-i Paki Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellem. İslam medeniyetinin merkezi mescittir. Ama kupkuru bir mescit hiçbir işe yaramaz. Mescidin kalitesini yükseltmek için etrafına medrese yapıldı. Selçuklu ve Osmanlı'da bunu artık şahlaşmış olarak görürsünüz. Ama o da kafi gelmedi. Medresenin dışında Evliya Mektebi diyebileceğimiz tekke ve zaviyeler kuruldu. Daha seçkin, daha ileri seviyedeki insanlar. Onun adına Peygamberimiz ahilik sistemi dedi. Osmanlı'yı ve Selçuklu'yu bu kadar uzun müddet ayakta tutan güç ahilik sistemidir. Tasavvuf baştan başa ahiliktir. Kur'an-ı Hakim'deki innemel mü'minune ihvetün, müminler birbirinin kardeşidir emri umumidir. Ama Peygamber Efendimiz orada bırakmadı. Bazılarının dediği gibi İslam tasavvufunun kaynağı ne Avrupa mistisizmidir ne de Uzak Doğu'nun Budizmidir. Tasavvufun kaynağı insanın bizzat kendisidir ama mürşidi, muallimi, önderi, rehberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Erişilmez seviyede yaşayan bir numaralı insanlar da sahabe-i güzindir. Sen falanla, sen falanla, sen falanla diye Fahr-ı Kainat Efendimiz ismen kardeş yaptı. Bu ahilik sistemi zamanla büyüdü, sahabe-i güzin öylesine temsil ettiler ki birbirlerinin haberi olmadan birbirlerinin borcunu ödediler. Kendi ihtiyaçları varken, Kur'an-ı Kerim de öyle diyor, Tevrat da öyle diyor, İncil de öyle diyor. Daha Peygamberimiz gelmeden öyle anlatılmıştı.
Kendi ihtiyaçları varken diğer kardeşlerinin ihtiyaçlarını öz nefislerine tercih ettiler. Ve neticede erişilmez bir menzil bize miras bıraktılar. Bugün burada Hazreti Fakri Kainat'ın açtığı gül bahçesinde yetişmiş iki afeti devranın, iki gönül sultanının ruhları bir araya geldi. Meracel Bahreyni Yeltegiyan oldu. İki deniz birleşti. İki deniz birleşince de gene Kur'an-ı Kerim'in ifadesi yahrucu minhumel lü'lü'ü vel mercan. Bu iki gönül sultanının bir can olduğu yerde marifet incileri, marifet mercanları ortaya çıkar. Birkaç tanesini dinledik. Çünkü Gulubul Arifin, Hazainur Rahman, ariflerin gönülleri ve kalpleri Allah'ın rahmet hazineleridir. O hazinelerden bize nice inciler ve mercanlar intikal etti. Hulasasını Peygamberimiz şöyle emretti. Ashabın gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız yolunuz hidayettir. Ümmetin hayırlısı benim asrımda olanlardır. Sonra onları görenler, onları görenler, onları görenler ta kıyamete kadar görüp iman edenlere inşallah cehennem yaklaşmaz dedi. Şimdi bu güzide sohbetin, bu güzide cemaatin toplanacağı gün aslında o başta Ela inne evliya Allah okuyan Sümbülzade Hazretlerinin caminin imamı bize bir şey bırakmadı. Sure-i Yunus'tan okuduğu ayet-i kerime dikkat. Allah'ın velilerine iki cihanda hüzün ve keder yoktur. Onlar iman edip müttaki olanlardır. Hem dünya hem ahirette onlara müjdeler olsun. Allah'ın sünneti değişmez. Bu en büyük fazilettir. İşi bitirdi. Fakat bana demişti ki hocam, böyle bir cemaatta bir tasavvuf sohbeti yapacaksın. Ben de sözümü, hani beyin jimnastiğimiz var ya, ona göre ayarlamıştım. Onun için ben ne halvetiliği, ne şabaniliği, ne de sümbüliliği anlatmayacağım. Ama tamamına ait afet-i devranların sözlerini tekrar etmeye çalışacağım. Zamanın verdiği izin kadar sizi de yormamaya gayret edeceğim. Tasavvuf nedir? Asrımızda çok yaygınlaştı. Her gelen tasavvuf, hatta Avrupa'da görev yapıyordum. Hocamızın biri, ben öğrencilerime tasavvuf dersi veriyorum dedi. Ne veriyorsun dedim, tasavvuf dersi. Ben de hocayım ama tasavvuf dersi veremiyorum. Efendim işte falan, yani şol cennetin ırmakları akar Allah deyi deyi, bunu mu söylüyorsun? Dedi ki evet. Dedim ki evvela tasavvuf konuşulmaz, yaşanır. Onun için unutmadan söyleyeyim. Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ifade kullandı. Hacı Bay Şaban Veli'yi anma ve anlama. Biz Peygamberimizin kutlu doğum günlerinde önce Diyanet İşleri Başkanlığı olarak önce anma diye başladık. Sonra bir baktık ki anmak yetmez. Sonra anlamak diye devam ettik. Bir de baktık ki ne anmak ne de anlatmak yetmez. Yaşamak lazım. Velileri hayatımızda yaşamak lazım. Her devirde de ümmeti Muhammed'in elhamdülillah velileri vardır. Ama yaşayıp da ahirete gidenlere öldüler gözüyle bakmak yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Allah yolunda ölenlere öldü demeyin diyor. İslamiyete göre Allah hepsinin mekanı cennet eylesin. Vatan, din, diyanet, namus, iffet müdafasında ölenler
şehittirler. Yarın mahşer meydanında kanlı elbiseleriyle yürüdükleri zaman mahşer halkı secdeye kapanacaktır. Bunlar şehid-i asgardırlar peygamberimizin dilinde. Ama bir de şehid-i ekber var ki şehid-i ekberler mahşer meydanına yürüdüğü zaman şehid-i asgarların da gözleri kamaşacaktır. Kimler onlar? 449 sene diyorsunuz Sayın Başkan. 449 sene bu cemaati burada toplayan ruh. 2 alemde tasarruf ehlidir ruhu veli. Bu dörtlük Şam'da türbesi bulunan Mevlana Halid-i Bağdadi'ye ithaf olunur. Onun sözüdür denilir. 2 alemde tasarruf ehlidir ruhu veli. Demek ki bu mürdedir, bundan nice derman ola. Ruhu şemşir-i hudadır, ten gılaf olmuş ona. Dahi âlâ kâr eder, bir teykim uryan ola. Velilerin ruhları sağlıklarında vefat etmeden evvel kınındaki kılıç gibidir. Ama vefat ettikten sonra kınından çıkmış kılıç gibidir. 2 alemde Cenab-ı Hak onlara yetkiler vermiştir. Bunu özellikle söylüyorum ki asrımızda değir velileri Peygamber Efendimiz'i sıradan bir insan gibi anlatmak için zorlayanlar var. Bir sürü de akademisyenler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi gibi sıradan bir insan gibi takdim etmek için adeta zorlanıyorlar. Halbuki ne nebiler ne de veliler, evet, Allah değildirler. Mevlana ifadesiyle merdan-ı huda huda ne başot velakin ez huda cüda ne başot. Allah adamları Allah değil ama Allah'tan bir an ayrı değiller. Onların farklı meziyetleri vardır. Onlar feleğin çemberinden geçmişlerdir. Öyleyse tasavvuf nedir? Birkaç söz söylemek istiyorum. Bu soruyu kendime sorduğum zaman ilk aklıma gelen birkaç sayfalık böyle küçük kağıtlara not aldım. Aklıma ilk gelen şey tasavvuf ölmeden evvel ölmektir. Nefsen, nefse ait bütün duygularınla ölüp Kur'an-ı Kerim'in وَلَنُحْيِيَنَّهُ hayaten tayyibe, zatıma yemin ederim ki onları hayatı tayyibe ile ihya edeceğim dediği nebilerin, velilerin, salihlerin hayatına girmektir. Mutu gable entemutu sırrına mazhar olan, yani ölmeden evvel ölüş sırrını yakalayanlar, haşri neşri burada gördü, nefkayı sur olmadan. Mesnevi'den bir misal anlatacağım. Dinleyicileri de sıkmasın diye. Mevlana'mız diyor ki, tilki üzüm hırsızlığına gitmiş. Atlamış, bazının tuzağına düşmüş. Bağ sahibi gelmiş, karnına bir tekme atmış, ölmüş tilki. Onunla da bırakmamış, bacağına da bir bıçak saplamış, tilki ölü taklidi yapıyor. Demiş ki bu ölmüş. Tuzaktan kurtarmış, bir salkım üzüm yiyeyim de sonra derisini yüzerim demiş. Bağ sahibi öteye gidince tilki postu kurtarmış, kaçmış. Yaraları iyi olduğu bir zaman kurtla karşılaşmış. Kurt ona demiş ki sen bilirsin, nerede iyi üzüm var bir üzüm yiyelim. Buyurun efendim demiş. Almış götürmüş kurdu aynı yere. Bu bağın üzümü çok lezzetlidir ben biliyorum demiş. E niye kenara çekildin beni buyur ediyorsun? E size saygısızlık olur demiş. Kurt atladı gibi o da düşmüş tuzağa. Tilki üzümünü yemiş. Sonra geçmiş yamaca. Bir bakmış kurt atlamış bu tarafa. Ben öyle kurtulamadım demiş. Bu tarafa öyle de kurtulamadım. E ne yapacağız? Öl de kurtul demiş. Başka şansın yok. Ben öyle kurtuldum. Kıyamet ne zaman? Bağın sahibi gelirse görürsün demiş. Eğer geç bağın sahibi gelecek ve bağın sahibi gelmiş. Kurtlar gözü açık uyurlarmış.
Hayatul Hayvan'da yazıyor. Tilki gibi gözünü yumamıyor. Adam eline bir sopa almış, kafasına vura vura öldürmüş ama uzaklardan tilki şöyle demiş: ölmeden evvel ölmesini bilmeyeni böyle vura vura öldürürler. Mevlana gibi şebi aruz yapmak, Rabi'ye Adeviye gibi gel öyle deme, dostu dosta kavuşturanım de diyebilmek için ölmeden evvel ölüş sırrını yakalamaktır tasavvuf. Aklıma gelen ikinci tarif, tasavvuf fıkh-ı batın denilen İslam'ın özüne, özünün özüne, özünün özüne doğru velilerin attığı adımlarla ilerlemektir. Nitekim Fakr-ı Kainat Efendimiz "Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin" buyuruyor. Cenab-ı Hak bir kulunun hayrını murad ederse onu dininde fakih yapar. Dinin derinliğini kavramaya başlar. Tasavvuf, Habib iken mahbub olmak. Allah'ı severken Allah'ın sevdiklerinin arasına girmek. Aşık iken maşuk olmak, Allah'a aşıkken Allah'ın aşık olduklarının arasına. Zira Mevlana'mız Mesnevi'de ne diyor? Aşk es tariki peygamberim ha. Ma tabi aşkıyım ve aşk rehberim ha. Benim peygamberimin yolu aşk yoludur. Tasavvuf aşk mektebidir. Kainatın yaratılış sırrı. Hem müsbet ilmin hem manevi ilmin derinleştirdiğiniz zaman görürsünüz, hem müsbet ilmin, fiziğin, astronominin, kimyanın hem de manevi ilmin kalbi aşktır. Ve aşkın sultanı Habibullah'tır. O yüzden denilir ki erbabı tasavvufun sermayesi muhabbettir, aşktır, ticareti Allah'tır. Bir tarif daha. Eğer bana deseler bir sene tarif yazabilir misin? İnsan sayısı kadar tasavvufun tarifi var. Büyükler diyorlar ki tasavvuf şeriatı garra-i Muhammediyi dilden kalbe indirmektir. Kafadan ruha indirmektir. Sırra, hafiye, bunlar tasavvuf tabirleri. Hafiye, akfaya taşımak ve taşınmaktır. Hazreti insandaki maneviyat santralları bunlar. Tasavvuf mektebinde okumayanlar bilmezler bunların ne demek olduğunu. Ancak Hazreti Pir Şaban-ı Veli'nin, Sümbül Efendi Hazretleri'nin dergahına girenler, feyzinden feyizyap olanlar, o kokuyu alanlar kendilerinde, canlarında canlarını bulurlar ve tasavvufu yaşarlar. Başka bir tabirle Kur'an'dan alınma olarak emmareden, levvameden geçip mutmainneye ulaşıp Kur'an-ı Kerim'de mutmainneden evvel Cenab-ı Hak insanla konuşmuyor. Ama ne zaman mutmainneye gelirse ya eyyetühen nefsül mutmainne diye direkt Hazreti insanla konuşuyor. Ey mutmain olan, yani uydum kalabalığa Müslümanlığından çıkıp Mevlana gibi, Şaban-ı Veli gibi, Sümbül Efendi Hazretleri gibi afet-i devranların hayat tarzına girenlerle Cenab-ı Hak özel olarak konuşuyor. Mutmainneden geçip Raziye'ye, Merziye'ye, Safiye'ye, Kamile'ye ulaşmaktır tasavvuf. Ve neticede muhterem hocamızın okuduğu gibi la havfun aleyhim ve lahum yahzenun iklimine girmektir. Ne dünya ne ahirette onlara hüzün ve keder yoktur. Başka bir ifadeyle Cüneyd-i Bağdadi
Gaddesallahu sırrahul azizin ifadesi. Mugallit bir bende iken, yani salihleri taklit etmek, o da kıymetlidir. Ama bizim gibi mukallit iken bir abd-i muhakkik olmaktır. Yani şeriat-ı aliye-i Muhammediyenin, Kur'an-ı Hakim'in hakikatına nüfuz etmektir. Tam teslim olup hakikati teslim almaktır. Maksat marifetullah incilerini toplamaktır. Bir tabibi hazıkın, bir Lokman hekimin nezaretinde kamu dertlerine deva bulup hasta gönlün sağ olup yediğin yürekte yağ olup her dağ üstü bağ olmaktır. Yani hangi hal içerisinde olursan ol, Allah'la olmaktır. Başka bir ifadeyle, biz bu aleme bezme ezelden geldik. Ruhlarımızı yarattı, Rabbiniz miyim değil miyim dedi. Hep bela dedik. Kur'an'da imzalarımız var. İmzanın sürküleri Beytullah'ın sinesinde Hacerül Esved'dir. Günde 5 defa imza atıyoruz. Tasavvuf literatüründe günde 5 yetmez. Mevlana diliyle aşıkan derdami duit künet, belki sait künet. Her nefeste 3 defa Allah ile olmanın sırrını yakalamaktır. Böyle kenardan birazcık Şaban-ı Veli Hazretlerinin meşrebini de duyurmaya çalışıyorum. Min gayri haddim. Haddim olmayarak. Sözüm de evvela kendimedir. Hazreti Bedir'in ifadesiyle kendimizi bulmaktır. O diyor ki, sende seni buldumsa edersin yara vuslat. Gözle seni sen sende, düşme diğer sevdaya. Aynı meydanda yetişen maneviyat sultanlarından Hacı Bayram-ı Veli, sen seni bilmek necatındır senin, gayra bakma sende iste sende bul diyor. Ve başka bir tabirle tasavvuf kendi kendimizi bulmaktır. Kendi kendimizi bilmektir. Ve lekad kerramna beni Adem, sırrına ermektir. Tasavvuf tesbih takke sarık cübbe değil, hal ehli olmaktır. Eskiler arifleri anlatırken dil ehli derlerdi. Gönül adamı manasına kullanırlardı. O yüzden dil ehli ol, dil ehli ol, dil ehli diye ısrarla tembih ederlerdi. Bu yüzden belki 100 tane büyük veli, yani Şaban-ı Veli Gaddesallahu Sırrahul Aziz gibi daha evvel dünyaya gelenlerin tasavvuf kitaplarındaki bir tabirleri şudur. Tasavvuf bir ikbal, bir idbardan ibarettir. İdbar, Allah'tan gayri ne varsa tasavvuf literatüründe masiva denilir. Masivayı arkada koyup içinle dışınla bütün varlığınla Allah'a teveccüh etmektir. O yüzden yine tasavvuf meydanının yiğitlerinden Hazreti Şibli diyor ki, el vudu infisalun ve salatu ittisalun. Abdest masivadan ayrılıştır. Namaz Allah'la buluşmak ve bilişmektir. Her kim Allah'la konuşmak isterse Kur'an okusun ya da Kur'an dinlesin. Nitekim yine İstanbul'umuzun biraz evvel sayılan dört büyüklerinden bir tanesi Hazreti Hüdayi. 3 hünkara mürşitlik yapmış. Burayı anlatmak için diyor ki, Sivayi savmi kim tuttu? Visalin idine yetti, cemalin vasfın işitti, gönül eğlenmez, eğlenmez. Bir tarif daha söyleyeyim. Yine bütün tasavvuf erbabı diyor ki, tasavvuf, İmaretül evkat bi ehemmil mühimmat. Ömrün nefeslerini en kıymetli şekilde geçirebilmek içindir.
Nefesler farklı mıdır? Beytullah'ta bire 100.000 en az, Ravza'da bire en az 50.000, teferruatta 50 milyonu aşar, başka yerlerde farklıdır. Ama Şaban-ı velilerin, Sümbül efendilerin huzuruna vardığınız zaman ömrünüz bire bir gayrı hesap olur. Kur'an buna şahit. Yu'til hikmete men yeşâ ve men yu'tel hikmete fakat utiye hayran kesira buyuruluyor. İşte bu iklime girmek ise er meydanı ve yiğit meydanıdır. Cenab-ı Hak bizi de bu er meydanında yiğitlere bağışlasın. Ama bir taraftan da ehlini bulduğun zaman kolaydır, kolaydır, kolaydır. İki adım durur bu yolun zir-i balası. Biri nefse kadem basmak, biri Allah'a ermektir. Birinci adım, Yunus'umuzun ifadesini söyleyeyim. Çünkü Yunus halkımızın diliyle konuşuyor. Şeriat, tarikat yoldur varana, marifet hakikat andan içeri. İkinci adım, tasavvufun nihayeti, isterseniz bir milyar kitap okuyun. Yunus Emrem der hoca, gerekse var bin hacce, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Gönüle gireceksiniz ama lehu makalidü semavati vel arz, anahtarlar başkalarının elinde. Fakat başkalarının elinde ama anahtarı elinde tutanlar cimri değiller. Cimri değiller. İstedikleri şey bir, halis niyet. Kim Allah'ı bilmek, bulmak ve Allah ile olmak isterse Allah onun müşterisidir. Talip matlubunun matlubudur. Çok veciz bir söz bu, büyüklerin kelamı, hadislerin de hulasasıdır. Onun için son devrin yetiştirdiği Niyazi Mısri Hazretleri diyor ki her mürşide dil verme ki yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın yolu gayet asan imiş. Fakat asrımızda bir hastalık var. Kimi akıl diyor. O kadar yükleniyorlar ki. Evet, akıl lazım. Ama Hazreti Hüdayi'nin sözünü söyleyeceğim. Allah'ın insana bahşettiği en muhteşem nimet akıldır. Ama Hazreti Hüdayi'miz diyor ki Gaddesallahu sırrahul aziz, eğer bu iş akılla olsaydı Ebu Ali yani İbn Sina Gavs-ı Azam olurdu. Talebeleri de kutup olurdu. Eğer ilimle olsaydı İblis Gavs-ı Azam olurdu. Etrafındakileri de kutup olurlardı. Ne akılladır ne ilimledir. Akılsız da değildir. İlim de değil, ilimle de değildir. İkisi de lazım ama Peygamber Efendimizin gösterdiği ihsan da lazım. Yani ihlas da lazım. İhlassız kat'i surette olmaz. İhlasla da yola çıktığın zaman muhakkak bir bilene soracaksın. Bir bileni bulacaksın. O yüzden Yunus'umuzun sözünü söyleyeceğim. Geley kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Yunus'umuz ne Farsça ne Arapça söylemiş. Halkın diliyle söylemiş, herkesin anlayacağı dille. Resulün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gittiler mürşit arayı, arayanlar buldu derde devayı. Bin kez okur isen aktan kareyi, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Gel imdi kardeşler, gidelim bile, nice aşıkların bağrını dele, Cebrail delildir Ahmet'e bile, yani Peygamber Efendimiz'e, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Kadılar, mollalar cümle geldiler,
Kitapların hep bir yana koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler. Bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Yunus Emre, bunda mana var dedi. Bir kamil mürşide sen de var dedi. Hazreti Musa'ya Hızır'a var dedi. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Bir de kaygısız aptalımız ne demiş? Sana gizli bir sözüm var. Gel gönüle, gir gönüle. Sen senliğin elden bırak. Gel gönüle, gir gönüle. Biraz evvel başkanımız varlığı hazmetmek dediği şeydir burası. Bulam dersen fethi babın, gel gönüle, gir gönüle. Bir dörtlük de Hazreti Bedri'den okuyayım. Mecnun olu ben ey dil, gezme sakın sahrada. Mecnun hakikat ol, er sendeki Leyla'ya. Tasavvuf kendini okumaktır. Kendinle ciddi bir savaş yapıp, cihad-ı ekber yapıp, cihad-ı ekberin sonunda şehid-i ekber olmaktır. Cenab-ı Hak Şaban-ı velilerin şefaatiyle cümlemize lütfu ihsan buyursun. Biz olmak istiyoruz da Mevlana'mız şöyle bir misal veriyor. Böyle usanma biraz gevşesin diye Mevlana'mızdan bir misal vereceğim. Diyor ki Ham Sofi bir deste sütü çekmiş kafaya, bir ovanın kenarında ağacın gölgesine uzanmış. Velilerden biri atına binmiş yayladan geçerken bir de bakmış ki Sofi uyuyor ama ağzına o uzun hayvan sütü de çok severmiş. Ağzından girmeye başlamış. Adamcağız bağırmış çağırmış, Ham Sofi uyansın, o uzun hayvan gitsin diye. Ne hayvan gitmiş, ne Ham Sofi uyanmış. Ne yapacak? Yılan mideye girdi. Eline kamçısını almış, uyuyan adamın kafası mı geçer, gözü mü geçer, sırtı mı geçer? Yapıştırıyor vurmadan, uykudan kaçan adam. Epey gittikten sonra bir elma ağacının dibine çürümüş elmalar dökülmüş. Demiş ki şunlardan ye. Yahu demiş, canımı çıkardın vura vura. Bu çürük elmalar da yenir mi? Birkaç kamçı daha sallayınca yemiş onlardan, şimdi koş. Biraz koşunca tepe taklak yuvarlanmış, istifra etmiş. Midesindeki yılan dışarıya çıkmış. Kendisini kamçılayan adamın başlamış ayaklarını öpmeye. Ah efendi demiş, sen imdadıma yetişmeseydin ben midemde yılan taşıyacaktım. Mevlana'mız diyor ki bu ümmeti Muhammed'i maneviyat meydanında yaklaşık 13 asır oldu ki Allah Celle Celaluhu Müslüman Türk milletinin elinde İslam sancağını taşıtıyor. Allah bu sancağı elimizden almasın. Malumunuz Afrin'de 3 tane PKK'lı mağlup olmadı. Allah'ın izniyle bütün dünya mağlup oldu. Cenab-ı Hak daha büyük zaferler şanlı ordumuza, şanlı devletimize nasip etsin inşallah. Ama bu zaferlerin arkasında muhakkak surette evliyanın teşviki var, kamçısı var. Midelerdeki, gönüllerdeki yılan dışarıya çıkmadan bu zaferi elde etmek mümkün değildir. İlla evliyanın kamçısı yetişecek. Eğer geniş sohbetleri dinlerseniz büyük hocalarımız daha detaylı anlatırlar. Peki nereye gidelim? Böyle de bir soru var. Böyle bir cemaat, ben kürsü hayatı 60 seneye dayanmış, artık mezara yaklaşmış bir vaizim. Millet hep soruyor. Piyasada hakikatin o kadar sahtesi çıktı ki inşallah bir gün devletimiz ele alır, sahte şeyhlerin şerrinden bu ümmeti Muhammed'i kurtarır. Ne yapalım, kime gidelim? Başta büyüklerin sözlerini söyleyeceğim. Benim bu meydanda sözüm olmaz. Ben söz söyleyemem. Diyorlar ki
Hangi tarikat olursa olsun, ister halveti, ister nakşi, ister kadiri, ister rufai, ister mevlevi, hepsi haktır. Hepsi. Kesret alemini geçtiğimiz zaman, tasavvufun bir manası kesret aleminden geçip vahdet iklimine varmaktır. Orada herkes aynı dili konuşur. Sen ben kalmaz. Bir tek vahdet kalır. Bir, müteşerri olmak. Yani mürşit şeriat-ı aliyeye bütün varlığını vakfedecek. Şeriatsız tarikat da, marifet de, hakikat da ancak zındıklıktır. İki, mütesennin olacak. Yani velilerin rehberi, mürşidi, imamı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan alarak tebliğ ettiği şeriat-ı Muhammediye'ye bütün varlığıyla bağlanıp Resulullah'ı taklit edecek. Oturması, kalkması, yatması, her şeyi. Üç, mütekallik olacak. Yani ahlaklı olacak. Peygamber Efendimiz'e şu soru soruldu. Bu aleme ne için geldin ya Resulallah? Buyurdu ki, İnnemâ bu istülle yutemmime mekârimel ahlak. Ben mekârim ahlakı ikmale geldim. Dört, şeyhlik yapanlar. Benim gibi hocalar değil. Şeyhlik yapanlar. Dünya ve mafihayı 3'ten 9'a boşamış olacaklar. Dünya onların eteklerine, ellerine yaklaşamayacak. Buna dair zaman olsa, ben vaktimin geçtiğini biliyorum ama beni bağışlayın, bitirmeye çalışıyorum kısa yoldan. Onun için mürşidin bütün maksadı, velilerin öğrettiği ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi olacak. Ya Rabbi, bütün maksadım sensin, isteğim de senin rızandır. Bu hedefe konsantre olmuş ve yönelmiş olacak. Onun için bir kutlu şöyle demiş: Hazik cihanı serteser, eyle hemen geçti güzer, senden seni agah eder, kamil vücut insan ara. Ve kimseye baki değildir mülkü devletsi müzer, bir harap olmuş gönül tamir etmektir hüner. Gönül tamir olunca kamil mürşidin dergahında Yunus'un dediği olur. Bitirmek üzereyim. Vaktim çok geçti farkındayım ama hakkınızı helal edin. Ne diyor Yunus'umuz? Gene hakkın dili, halkın diliyle. Hak'tan inen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları, biz dağları deyip şiir okur gibi okuyoruz ama binlerce hadisi ifade eden bir cümledir Yunus'un sözü. Kibir dağı, şehvet dağı, nifak dağı, heva dağı, şöhret dağı, menfaat dağı, kin dağı, buğz dağı, haset ilahir. Yol kesenler, gönlün önünü vuran bütün dağları, sahraları, bağları sağlık safalık ile açtık elhamdülillah. Ve neticede kuru iken yaş olduk, ayak iken baş olduk, kanatlandık kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Bir de Mevlana'mızdan söyleyip bırakayım. Yunus'un bu dediğini Mevlana'mız da aynı asırda yaşamışlar. Yaşayınca men bende şodem, bende şodem, bende şodem demiş. Yani ben kul oldum, ben kul oldum, ben kul oldum. Niceleri padişah olur, sultan olur, iftihar eder. Ben Allah'ıma kul olmakla iftihar ederim dediği zaman nasıl oldu dediklerinde demiş ki, men bende-i Kur'anem eğer candarem, men hakire-i Muhammed-i muhtarem. Ben hayatta olduğum müddetçe Kur'an'ın kölesi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağının tozu toprağıyım. Kim benim hakkımda bundan başka bir söz söylerse o adamdan da o sözden de şikayetçiyim. Peki netice? Hasıl ömrem sesuhan bahşet. Ömrümün hulasası 3 kelime diyor Mevlana'mız. Hamdım, yandım ve piştim. Sözü
mecburen bırakıyorum ama elbette Şaban-ı Veli Hazretleri'nin hakkında merhum, o da maneviyatın büyüklerindendir. Asrımızda yaşayan İhsan Oğuz Gaddesallahu Sırrahul Aziz Hazretlerinin Şaban-ı Veli hakkında söylediği birkaç mısrağını söyleyerek bitiriyorum. Ey serveri ashab-ı velayet Hazreti Şaban, ey umde-i erbab-ı reşadet Hazreti Şaban, gurb-ı ilahi aşıklarının rehberi sensin. Ey kıdve-i esnaf-ı kemalat Hazreti Şaban, sensin marifetullah yolunun şanlı delili. Ey sireti çok yüksek olan Hazreti Şaban, ruhu şerifin eder imdat taliplere her dem. Ey himmeti pek âli bulunan Hazreti Şaban, nuru vücudun has rahmeti haktır beldemize. Ey kutb-ı kerim, gavs-ı azim Hazreti Şaban, kalem-i cevher ile tercemeni yazdı bu ihsan. Ey lütfu kesir, feyzi vefir Hazreti Şaban. Cenab-ı Hak hepsinin şefaatine cümlemizi mazhar buyursun. Beni dinlemek lütfunda bulundunuz. Epey zamanınızı aldım. Haklarınızı helal eyleyin. Bana bu fırsatı lütfeden arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.